Nizip sanayi sistemimizde uzun yıllardır sıkıntı haline gelmiş olan özellikle elektrik hatlarının yer üzerinde ve direkler üzerinde olmasından kaynaklanan sıkıntıyı çok şükür şu anda çözümüne başlandı. Bu çerçevede özellikle hem Anartel'de hem dara sokaklardaki hatların değiştirilmesi, yer altına alınması, ana cadde üzerindeki beton direklerinin yerine dekoratif olarak aydınlatmaların yapılması ve yine ara sokaklarda ve sanayi sistemimizin muhtelif yerlerindeki trafo binalarının da değiştirilerek modern bir şekilde sanayi sistemimize yakışacak şekilde getirilmesiyle ilgili çalışma başlamış oldu. Toplamda aşağı yukarı 12 trilyona mal olacak olan bu proje sanayi sistemimize hayırlı olsun. Bunun yanında özellikle yine sanayi sistemimize ulaşım aksında bulunan Mezbahar'ın köşesindeki trafo merkezinin de onun da deplasasını yapacağız. Onun da yerini de değiştirerek o bölgede de sık sık meydana gelen trafik kazalarını önlemiş olacağız. Bir diğer çalışmamız da mevcut tren yolu, taş köprü olarak dediğimiz tren yolunda bir çalışma yapacağız. Burada da yıllardır özellikle oranın hem genişliğinden hem yüksekliğinden kaynaklanan bir şekilde birçok aracın geçememesi ve kazaya sebebiyet vermesinin önündeki engelleri kaldırarak devlet demir yolları yapacağı çalışmayla da o köprüyü yıkarak yerine daha yüksek ve daha geniş bir köprünün kazandırılması gerçekleştirmiş olacak. Ayrıca yıllarca Nizip sanayi sistemimizi özellikle yağış zamanlarında sel felaketiyle karşı karşıya bırakıp buradaki esnaflarımızı mağdur eden bir sıkıntıyla bertaraf ediyoruz. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından ihalesi yapılmış olan Taşbaş Deresi ve Çöplük Deresi ıslah çalışmasıyla artık sanayi sistemimiz bu sel ve su afetlerinin baskısından kurtulmuş olacak. Orada yapılacak olan çalışmayla da tamamıyla açık kanal ıslah çalışması ve geniş kanallarla birlikte sanayi sistemimizi direkt oradan gelecek olan suların Nizip Çayı'na bağlanması gerçekleştirerek buradaki su baskınları ve afetlerden de kurtulmuş olacak. Bu projelerin tamamını hesap ettiğimiz zaman aşağı yukarı şu anda başlatmış olduğumuz bu projelerin tamamıyla birlikte Nizip sanayi sistemimize 25 trilyon civarında bir yatırım planlanıyor. Bu çalışmalar bittikten sonra da biz de belediyemiz olarak asfalt çalışmalarıyla güzel bir şekilde sanayi sistemimizde ulaşımı ve esnafımızın en güzel şekilde hizmet sunabileceği, müşterileriyle bir araya gelebileceği bu ferah ve nezih ortamı oluşturma gayreti içerisine gireceğiz. Bu projelerimizin ve çalışmalarımızın sanayi sistemimize hayırlı ve uğurlu olmasını, esnaflarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temin ediyorum. Ve bu çalışmaları başlatmamız için bizlerle her zaman işbirliği ve fikir alışverişinde bulunarak buradaki sorunlarımızın çözülmesinde esnafla kurumlar arasındaki diyaloğu da gerçekleştiren Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanımız Müslüm Aslan Bey'e, çalışma arkadaşlarına, yine aynı şekilde Marangozlar Oda Başkanımıza ve diğer oda başkanlarımıza da ben teşekkür ediyorum. Tüm esnaflarımıza hayırlı, bereketli ve sağlıklı kazanç diliyorum. Sanayi sitemizde yıllardır bu direkler dükkanlarımızın önünde engel oldu. Teller ağaçların içerisinden geçiyordu. Bunun yer altına alınması için TEDAŞ'ımız, Sayın Belediye Başkanımız bu konuda çok güzel çalışmalar yaptılar. Bu sorununu çözdüler. Allah kendilerine razı olsun. Sanayimize yapılan hizmetlerden dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ederiz. Sanayimize açılacak kanalizasyonlar için, elektrikler için, ayrıca kaldırım ve asfalt çalışmaları için şimdiden teşekkür ederiz. Demiryolu köprüsünü yükseltecek, o bizim için daha büyük bir güzellik olacak inşallah.